Arkadaşlar, Ateşten Kalbe'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu konseptimizde doğal ortamda ateşin üzerinde çok güzel yaratıcı yemekler yapacağız. Zaten daha önce bunun tanıtımını çekmiştik. Şu anda birkaç malzeme aldım ve doğaçlama bir yemek çıkaracağım ortaya. Ben doğaçlama konseptini çok seviyorum. Belli bir tarife bağlı kalmadan daha çok elimdeki malzemeler de yani ulaşabileceğimiz malzemelerle en iyi şekilde yemek yapmaya çalışacağım. Burada zaten çok kolay ulaşabileceğimiz baharatlar var. Kıyma aldık, patlıcan, soğan, domates. Bunlarla çok güzel bir yemek çıkaracağım ortaya. Artık başlayabiliriz. Burası bir bağ evi. Burada bir sonraki yemeğimde tandırımız var. Burada çok güzel yemekler yapabiliriz. Ya da ormanlık alan da var burada. Odun ateşinde çok güzel yemekler yapacağız. Şu anda elimde kıyma var, patlıcan var, tereyağı, salça. Bunlarla bir yemek yapacağız. Bakalım aklıma ne gelirse ona göre ilerleyeceğim ben de. Şimdi yavaştan başlayalım. Burada dana kıyma var. %30 yağlı. Aslında güzel bir köfte yapabilirim. Kafamda birkaç şey oluştu şimdi. Başlıyorum. Şu soğanı rendelemekle başlayayım ben. Aslında bana soğanın suyu lazım. Oğlum çok soğuk la bura. Bir kilogram dana kıyma için ortalama bir tane soğan rendesi lazım. Soğan çok akışıyor. Soğan suyu, soğan rendesi, kıyma ya da köfte yaptığımız zaman çok akışıyor. Aslında patlıcanlı bir köfte yapabiliriz. İçerisinde patlıcan olan. Bu yemeğin adı yok. Ben tamamen doğaçlama gidiyorum. Tarifin sonunda, yani yemeğin bitimine yakın, eminim ki çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Daha önce bir yerde izlemedim ya da yapmadım. Aklıma geldiği gibi şu anda patlıcanı çok hafif közledim. Biraz yumuşaması için. Çünkü ızgaraya attığımızda köfte tarzı bir şey yapacağım için ızgaraya attığımızda sert kalması yemeğin lezzetini bozar. Patlıcanlarımızı doğradık, içine attık. Ortalama 1 kilo dana kıyması için 1,5 yemek kaşığı tuz yeterli olur. Çeyrek yemek kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı tatlı toz biber. Bunlar benim yakışacağını düşündüğüm malzemeler. O yüzden koyuyorum. Biraz pul biber koyayım. Hafif acılık her zaman iyidir. Biraz yağ koyacağım içerisine. Çok kuru oldu çünkü. Yemeğimizin adı aslında adı yok. Geldikçe aklıma çok güzel fikirler geliyor. Biraz geleneksel bir şey yaptığımız için ben biraz salça kullanmak istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığına yakın. Şu anda gelişi güzel. Karıştırıyorum. Birazdan elimle yoğuracağım bunu. El lezzeti değmeden hiçbir yemek güzel olmaz. Şimdi ateşime bakmam lazım. Kömüre bakmam lazım yani. Önce ızgaramızı biraz ısıtalım. Hatta ızgaramızı şöyle yağla temizleyelim. Bu tabağı kullanmak istiyorum. Bu tabağın içerisine şimdi bir şeyler düşüneceğim. Nasıl bir yemek yapabiliriz diye. Uzun ince bir tabak. Direkt aklıma İnegöl tarzı köfteler geldi. Şöyle dizip altına da bir şeyler tasarlayıp böyle üstüne köfteleri dizip bakalım güzel şeyler geliyor şimdi.
Patates kullanabilirim. Izgaraya atıp köftenin altına ya da üzerine. Izgarada güzel bir lezzet verir patates. Patateslerimizi attık. Şu etimizi de artık yoğurmanın zamanı geldi. Köftelerimiz hazır. Biraz daha fazla da yapabilirim. Patateslerimiz kızarıyor. Şimdi bu yemeği nasıl güzelleştirebilirim ben onu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ben bir sos hazırlayayım. Tereyağı, salça. Ben bunu direkt közün üstüne alacağım. Bu tabak hem közün dumanıyla, isiyle kendi kendine bu hem yağ eritecek hem de bence lezzetli olacak. Şimdi bunu ben şöyle atıyorum. Mangalımın bir kısmına tereyağım eriyecek ve mükemmel bir lezzet çıkacak şimdi ortaya. Daha sonra patatesleri bunun üstüne atabilirim. Köftelerimizi atmaya başlayalım. Biraz tuza ihtiyacımız var. Biraz karabiber. Şimdi mükemmel oldu. Hatta biraz acı vereceğim ben buna. Bence bu yemeğin ismini siz koyun. Ben eminim ki çok güzel bir şey olacak. Mutlaka bunu evde deneyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Ben malzemeleri size videonun altına yazıp vereceğim. Şimdi patateslerimizi de şöyle tavamıza ekleyelim. Şimdi köftelerimizin pişmesini bekliyoruz. Birazdan tavuğumuzu birleştireceğiz. Köftemizin içerisine çok hafif közlenmiş patlıcan koydum. Soğan rendesi, tuz, karabiber, yağ, çok az da pul biber vardı. Ve diğer sosumuzun içerisinde de tereyağı, salça, baharatlar. Bir de ızgaranın üzerinde pişirdiğimiz patatesleri ekledik. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Yemeğimizin son aşamasına geldik. Şimdi alt tabanımız hazır. Dediğim gibi bu yemek çok doğaçlama ilerledi. Aklıma ne geldiyse onu yaptım. Ama her şey ateşte pişti. O yüzden eminim ki çok lezzetli olacak. Son kez kullanacağım tabağı közün üzerine aldım. Biraz daha salça ve yağ güzelce birbirine karıştıktan sonra artık köftelerimiz de hazır olmak üzere. Güzel kokmuyor mu ya? Bu yemek ödül alır, ben size diyeyim arkadaşlar.
Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Tamamen doğaçlama yaptım bu yemeği. Ama mutlaka deneyin. Mükemmel oldu. Şimdi ben bir tadına bakayım. Bakalım nasıl olmuş. Aslında yoğurt kullanabiliriz. Yanında verebiliriz. Yoğurt da çok yakışır. Zaten malzemeleri tekrardan ben ekranda yazacağım. Ama sizin için önce bir lezzetine bakıyorum. Şöyle tabağı tekrardan göstereyim size. Altta patates var ve efsane köftemiz var. Gerçekten iç tadı bütün tabağa yayılmış. İnanılmaz lezzetli. Tarifini tekrardan vereceğim. Mutlaka bu yemeği deneyin. Evde de yapabilirsiniz. Ama odun ateşiniz varsa eğer mutlaka odun ateşinde ya da ızgarada kömürde yapabilirsiniz. Bir daha bakayım. Bakalım nasıl olmuş. Ve ızgara patates gerçekten çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Bu tarif başka bir yerde yok. Tamamen doğaçlama ilerledi bu yemek. Ben size tarifi vereceğim. Denemenizi istiyorum ve kesinlikle bu yemeğe bir isim bulalım. Ben doğaçlama gittiğim için bunun bir ismi yok. Yorumlara bu yemeğin ne ismi olsun diye eğer yazarsanız çok güzel olur. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.